Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'ın son hamlesi Yunan'ı korkuttu. Bütün gece uyuyamadık. Tayfun füzesinin test edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin sözleri Atina'yı tedirgin etti. Bir Yunan televizyonunda programa katılan gazeteci Menolis Kostidis, bütün gece uyuyamadığını söyledi. Savunma sanayinde sağlam adımlarla ilerleyen Türkiye, milli ve yerli silahlarını üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye geçtiğimiz günlerde ilk yerli balistik füze Tayfun'u ateşledi. Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan, Tayfun'u da es geçmedi. Yunanistan'ın gündeminde günlerdir Tayfun füzesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Füze denemesi sonrası Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayfun füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu ritim Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. E vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. Bir şeyler yapması lazım." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklaması beklendiği gibi Yunanistan'da hemen yankı buldu. Günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin tartışıldığı Yunanistan'da konuya ilişkin ilginç yorumlar yapılıyor. Tayfun füzesinin denilmesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin en çarpıcı yorum ara ara Türk televizyonlarında da yayına katılan gazeteci Menolis Kostidis'ten geldi. Kostidis canlı yayında bütün gece uyuyamadığını itiraf etti. Kostidis, "Gerçek şu ki bütün gece uyuyamadık. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı Atina'yı Tayfun füzesiyle vurmakla tehdit etti. Bu yüzden bütün gece uyuyamadık çünkü dün gece Türk medyasında Türkiye saatiyle gece 02.30'a kadar bizim saatimize göre 01.30'a kadar Atina'yı vurup vurmayacaklarını, bunu nasıl yapabileceklerini ve neden yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı" şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.